Durumlar nasıl? Sessiz. Ya sen git yat artık ya, çocuklar ilgilenir. Ah, düğün de bitti tabii. Keyfini siz çıkardınız. Rıfat Efendi de oturdu burada. Senin aklın düğünde kaldı. Sıkma canını oğlum, yarın yaparız bir tane. Sen de eğlenirsin yani. He. He ya, yürü git lan Zıbar, yürü. Bakma lan dik dik. Ay Sermet abi sağ olsun, pek bir özenmiş. Resmen düğün gibi düğün oldu değil mi? Bir yere mi gidiyorsun? Hastanede biraz işim var. Sen beni bekleme, yat. Yatağın yanına da yeni çarşaflar koydum. Seversin. Hadi eyvallah. Fırın ya. Tabii çok erken açıyorlar. Ama ekmek fırını değil ki. Olsun. Simit, poğaça falan da erken çıkıyor sonuçta. Benimle konuşmak zorundasın. Buradan hemen gitmezsen polis çağıracağım. Hiçbir şey umurumda değil. Yüzümü görmek zorunda değilsin. Sadece beni dinlemeni istiyorum lütfen. Sadece beni dinlemeni istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Çok. Hani okul formanda. Yoksul terliklerine peşimden koştuğun günden beri sana aşık. Ama şimdi çaresizim. Şimdi o küçük narin kadar çaresizim. Ben seni çok özledim. Ama biliyorum bu yaşanan felaketler, olaylar... hayat bir şekilde bir şeyler yaşatıyor işte. Öyle düşünüyorum. Ama ben senden ayrılmak istemiyorum. Ne olur beni dinle. Hayat çok garip neler. Hiç akıl almayacak bir şekilde karşına bir şeyler çıkartıyor. Bir şeyler öğretiyor sana, aklını başına getiriyor. Bu gece Sermet'in evde düğün olurken... yukarıda odada hasta bir kız yatıyordu. Benim sana aşkımdan dolayı hastalanmış bir kız. Yurt dışındayken onunla bir ilişkim vardı. Ama yürütemedim. Sinan'ın ablası. Bana ne dedi biliyor musun? Narin'le evlendin mi? Beni onun için terk etmiştin dedi. Benim bebeğimi taşıyormuş. Ondan ayrılınca kafayı yedim. Çocuk doğunca da onun ölümüne neden olmuş. Aslında bunların tüm sebebi benim. Hasta olduğu için günlerce farkında olmadan çocuğun başında oturmuş yurtta. Ama artık ben senden ayrılmak istemiyorum. Ne olur aç da gireyim evime hadi. Biz çok kötüyüm Narin hadi. Çok yalnızım. Sinan mıymış her şeyin sebebi? O mu yaptı her şeyi intikam için?
Evet. Şimdi ayağından vurulu bir şekilde Sermet'in boğulurumunda duruyor. Sermet onu Emre'ye teslim etmiyor. Korkunç bir şey bu. Narin, beni bırakma. Çok ihtiyacım var sana. Ben sensiz olmak istemiyorum. Çok şey yaşadık. Çok olaylar oldu. Ama baksana, şimdi buradayım. Ben seninle olmak istiyorum. Bu evde kalmak istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.